4. Bölüm Oo. Witcher şaşırmış gibi yaptı. Geldin demek. Bu gece böyle bir niyetin yok sanmıştım. Dandelion kapıyı kilitledi. Laftasını ve balıkçıl kuşu tüylü şapkasını bir çiviye astı. Yeleğini çıkardı. Eliyle çırpıp odanın köşesinde duran çuvalların üzerine bıraktı. Tavan arasındaki odada bu çuvallar, bir tekne ve içi bakla samanıyla doldurulmuş kocaman ot şilteden başka bir eşya yoktu. Mum bile yerde donmuş bir balmumu mumu birikintisi içinde duruyordu. Drohart Dandelion'a hayrandı. Ama anlaşılan bu hayranlık ona bir oda ya da rahat bir uyku köşesi açacak kadar güçlü değildi. Bu gece geri dönmeyeceğimi de nereden çıkardın? diye sordu Dandelion çizmelerini ayağından çekerken. Sandım ki, dedi Witcher dirseklerinin üzerine yaslanarak. Vaverka'nın penceresinin altında serenat yaparsın. Çünkü erkek köpeğin dişi köpeğe bakması gibi gözünü gece boyu kızdan ayırmadın. Ha ha diye güldü Ozan. Amma da aptalsın. Sen hiçbir şey anlamamışsın. Vaverka mı? Ne yapayım ben Waverka'yı? Yarın flört etmeyi planladığım Akaretta'yı kıskandırmak istedim yalnızca. Kaysana biraz. Dandelion kendini ot şiltenin üzerine attı ve Geralt'ın üzerindeki örtüyü çekip aldı. Geralt kızmıştı. Başını eğer çalışkan örümcekler olmasa yıldızlı gökyüzünün görülebileceği küçük pencereye çevirdi. ''Nedir seni huzursuz eden?'' diye sordu şair. Kızlara kur yapmamdan rahatsız mı oluyorsun? Ne zamandır böyle bu? Yoksa druid olup iffeti mi göklere çıkarıyorsun? Ya da... Saçmalamayı kes. Uykum var. İki haftadan beri ilk kez yatacak bir döşek bulduğumuzun ve başımızın üzerinde bir dam olduğunun bilincinde misin? Yarın sabah yağmurun tepemize inmeyeceğine sevinmiyor musun? Benim için, dedi Dandelion uzaklara dalarak, bir kızın yatmadığı döşek, döşek değildir. Yarım kalmış bir mutluluktur. Nedir sence yarım kalmış bir mutluluk? Geralt, Dandelion'ın gece vakti çenesi düştüğünde her zaman yaptığı gibi boğuk bir sesle iç geçirdi. Yarım kalmış bir mutluluk diye sözlerini sürdürdü Dandelion, kendi sesinden büyülenmişçesine. Sanki yarıda kesilmiş öpüşme gibidir.'' neden dişlerini gıcırdattığını sorabilir miyim? Canımı berbat bir şekilde sıkıyorsun Dandelion. Sonu gelmeyen sevgililerinin ailelerinin peşine taktığı köpeklerin yarıda kesmesi dışında döşeklerden, kızlardan, kıçlardan, memelerden, yarım kalmış mutluluk ve öpüşmelerden başka bir şey bilmiyorsun. Anlaşılan elinden başka türlüsü gelmiyor. Anlaşılan balat besteleyebilmek, şiir yazabilmek ve şarkı söyleyebilmek için kendinize rastgele taşkınlığı demeyeyim ama açık saçıklığı hak görüyorsunuz. Anlaşılan bu sözlerimi bir kenara yaz. Yeteneğin öbür yüzü bu. Geralt çok şey söylediği halde sesi yeterince soğuk çıkmamıştı. Dandelion, Witcher'ın durumunu hemen çözmüştü. Ha dedi sakince. Essie Daven, yani göz nuru. Göz nurunun güzel gözü Witcher'a takılıp onu alt üst etmiş. Witcher göz nurunun karşısında okul çocuğunun prensesin karşısında davrandığı gibi davranmış. Şimdi suçu kendinde arayacağı yerde onu suçluyor ve kızın öbür yüzünü arıyor. Sen delisin Dandelion. Hayır dostum. Essi seni etkilemiş. Bunu inkar edemezsin. Ayrıca bunda ters bir şey göremiyorum ben. Ama dikkatli ol. Hata yapma. O kız senin sandığın gibi biri değil. Yeteneğinin başka bir yüzü varsa bil ki senin sandığın bir yüz değildir o. Öyle anlıyorum ki dedi Witcher. Sesini bu kez kontrol ederek. Onu çok iyi tanıyorsun. Oldukça iyi. Ama senin düşündüğün gibi değil. Öyle değil.'' senin açından çok ilginç bir durum olduğunu kabul etmelisin. Delisin sen. Ozan döndü. Ellerini başının altında birleştirdi. Bebeği hemen hemen çocukluğundan beri tanırım. Benim için... Evet, bir kız kardeş gibidir. Tekrar ediyorum. Ona karşı aptalca bir davranışta bulunma. Canını çok yakarsın. Çünkü o da senden etkilendi. İtiraf et. Arzuluyorsun onu değil mi? Öyle olsa bile böyle konuları senin gibi konuşmak adetim değildir benim, dedi Geralt sert bir sesle. Hele üzerine şarkı hiç yazmam. Kızla ilgili söylediklerine teşekkür ederim. Beni gerçekten bir aptallık yapmaktan korumuş oldun. Burada keselim. Benim için bu konu kapanmıştır. Dandelion bir süre hareket etmeden ve konuşmadan yattı. Ama Geralt onu iyi tanırdı. Biliyorum dedi şair sonra. Her şeyi biliyorum ben. Bok biliyorsun sen Dandelion. Senin sorunun ne biliyor musun Geralt? Sen farklı olduğunu sanıyorsun. Bu farklılığı her yere sürükleyip duruyorsun ve bunun aykırılık olduğunu düşünüyorsun. Bu aykırılığı kendi omuzlarına kendin yüklüyorsun ve aklı başında olan pek çok insanın gözünde son derece normal biri olduğunu anlamıyorsun.'' Keşke herkes senin kadar normal olsa. Daha hızlı tepki veriyor olman ve göz bebeklerinin güneşte noktaya dönüşmesinden kime ne? Karanlıkta kediye benzemenden kime ne? Sihirden anlaman kimin umurunda? Biliyor musun dostum? Bir hancı tanımıştım bir zamanlar. Adam hiç ara vermeden 10 dakika boyunca osurabiliyor ve selam sana sevgili sabah vakti ilahisinin melodisini osurarak çıkarıyordu bu sıra dışı yeteneğinin dışında, evet bu da bir yetenek sayılır, bu hancı olağanüstü derecede normal biriydi. Karısı, çocukları ve felçli büyük annesi vardı. Bütün bunların Esti Daven'le ilgisi ne? Açıklayabilir misin bunu? Elbette. Göz nurunun hastalıklı, hatta sapıkça bir merak yüzünden seninle ilgilendiğini, seni hilkat garibesi, çift kafalı bir inek ya da kafeste bir semender gibi gördüğünü sanıp yanılıyorsun. Hemen alındın ve kızın sana saldırdığını düşünüp fırsatını yakalar yakalamaz karşı saldırıya geçtin. Oysa ben de oradaydım. Bir sonraki olayda yanınızda değildim ama salondan kaçışınızı ve dönüşte kızın yanaklarının kıpkırmızı olduğunu gördüm. Evet Geralt. Bir aptallık yapmaman için uyarıyorum seni. Ama sen bunu yapmışsın bile. Kızın sözüm ona hastalıklı merakı yüzünden ondan öç almak istedin. Bu meraktan yararlanmaya karar verdin. Tekrar ediyorum. Sen delisin. Kızla samanlığa gitmeyi denedin diye fikrinden vazgeçmeden sözlerine devam etti Ozan. Bebekliğinde dönüşüme uğramış bir mutantla, bir Witcher'la sevişmenin nasıl olacağını merak ediyor mu diye heyecanlandın. Neyse ki Essi senden akıllı çıktı. Senin gerekçeni anladığı için aptallık yapmaktan korudu seni. Bu sonucu dışarıdan şişmiş bir dudakla geri dönmemiş olmandan çıkarıyorum. Bitti mi? Bitti. O halde iyi geceler. Neden sinirlendiğini ve dişlerini gıcırdattığını biliyorum. Doğru. Sen her şeyi bilirsin. Seni normal bir kadını anlayamayacak kadar kimin berbat ettiğini biliyorum. Senin şu Yennefer damarlarına işlemiş. O kadında ne bulduğunu anlıyorsam canım çıksın. Bırak Dandelion. Normal bir kızı, örneğin Essi gibi birini yeğlemez misin gerçekten? Büyücü kadınlarda Essi'de olmayan ne var? Yaşları mı? Göz nuru belki çok genç değil ama hiç değilse gösterdiği yaşta. Yennefer bir gün birkaç kadehten sonra bana ne itiraf etti biliyor musun? <laughs> İlk kez bir erkekle yatması sabanın icat edilmesinden tam bir yıl sonraymış. Yalan söylüyorsun. Yennefer senden ölümüne nefret ediyor ve sana asla açılmaz. Tamam peki. Yalan söyledim, itiraf ediyorum. Hiç gerek yok seni tanıyorum. Sen beni tanıdığını sanıyorsun. Benim karmaşık bir mizacım olduğunu unutma. Dandelion diye iç geçirdi Witcher. Gerçekten uykulu bir sesle. Sen saygısız, ahlaksız ve zampara bir yalancısın. İnan bana, karmaşık olan tek bir yanın yok. İyi geceler. İyi geceler Geralt.